sağlık. Ben teşekkür ederim, sağolunuz. Bir de kalemine sağlık. Allah razı olsun. Güzel teşekkür olmuş, ederim, sağolun. Ve sanırım hemen telefonumuz hazır. Telefonumuz gelinceye kadar. Evet, üçüncü kaset çalışmalarda hazır mı Latif Bey? Şimdi hemen hemen zaten birkaç tane eserimiz şu an hazırda. Yani yeni yazdığımız eserimiz. Herhalde büyük ihtimalle birinci ayda bunlara başlarız. Hem yılbaşından sonra. Yani ağır ağır hiç bari, önümüzdeki yaza hazır. Cici bir yıla girelim, üçüncü yıl. 2003 yılına. 2003 yılında inşallah yine böyle Ağustos aylarında falan piyasaya mikrofonu çıkarız. Mikrofonu bir evet, sanırım telefonlarımızda bir kilitlenme oldu. Kilitlenme oldu. Arkadaşlar mümkünse hemen bir 5 dakika aramayalım. Çünkü bir kilitlenme oldu. Hepsini yüklenince telefonlarımız kilitlenme oldu. Ve hattımızda sanırım ilk telefonumuza ulaşmak istiyorum. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar İdare abi, nasılsın? Teşekkür ediyorum. Kiminle görüşüyorum? Ben Ömer. Ömer? Ömer Ayaz. Ulubatlıarslan Mahallesi'nden arıyorum. Ömer Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Allah iyilikler versin. Nasıl program? İyi, izliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Peki Latif Bey'e bir mesajımız var mı? Latif Bey'e yani başarının devamını diliyorum. Teşekkür yani, ederim. Çok güzel bir sesi var. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani televizyonun sesini az bir şey kısabilir miyiz? Oldu pekala. Bir zahmet. Evet. Ömer Bey. Efendim. Latif Bey'in o güzel kasetinden siz de kısmetinizi alıyorsunuz. Oldu. Ben programın sonunda adres açıklayacağım. O adrese gidiyorsunuz. Oldu. Sayın Dekan Müzik Evi'nden o kasetlerini siz de alıp o güzel türkülerine ortak oluyorsunuz. Oldu abi. Hadi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Teşekkür ediyoruz. Oldu. Evet. İkinci türkümüz şöyle bugün bol bol KTV ekranları başında bizleri izleyen herkes bayram etsin diyorum. İkinci türkümüz yine benim bir derlemem. Daha doğrusu sevgili Hülya Akkal'ya ait, Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir eser. Diyoruz ki dağlar ben yorgunum, dağlar ben yorgunum diyeceğiz. İkinci parçamız da olsun. Evet, bu güzel türkümüzü bütün KTV çalışanlarına diyorum. Gerçekten Ezgi Kervan'la özveriyle hizmet eden teknik yönetmenimiz olmak üzere bütün arkadaşlarıma ve bütün sevdiklerine bu güzel dağlar türküsünü armağan etmek istiyorum. Ayrıca ben de burada şimdi olup da amcamlara hiç gitmedim. Sevgili amcam İbrahim İkar ve ailesine, sevgili bacanağım Hayati Bey'e, Ayşin'e hepsini armağan ediyorum. Dağlar ben yorgun diyoruz. Sinemde dinmez yare. Dağlar dağlar ben yokum, ben
Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Arkadaşlar telefonumuz hazır mı acaba? Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Hidayat abi. Kiminle görüşüyorum? Ben Ömer. Ömer. Ha, maşallah Ömerlerden gidiyoruz bu akşam. Ben diyecektim yani bugün hep Ömerlerden gidiyoruz. Nereden aramaktayız Ömer? Ben Kışla Mahallesi'nden. Kışla Mahallesi'ne saygılar, sevgiler yolluyoruz. Evet. Alo. Sizi dinliyorum, buyurun. Latif Bey kendileri benim kadim dostum olur. Memnun oldum. Kendilerini buralarda görmekten de çok gurur duyuyorum. Çok İnşallah teşekkür ederim. Daha yüce, daha yüksek yerlerde görmek dileğiyle İnşallah. Başarılar diliyorum kendisine. Sağ olun, teşekkür Aynı ederim. Aynı zamanda kemancısı Haydar arkadaşımıza da iyi akşamlar diyorum. Abi, herkesin selamı var işte, cemaatin, bütün hepsinin. Aleyküm selam, bizden de onlara çok büyük bir selam gönderiyoruz tamam, biz buradan. Baba, teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum Ömer Bey, sağ olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Güzel bir şeyler bekliyoruz. İnşallah. Orada efendim, iyi akşamlar. Hadi, İnşallah. Hayırlı akşamlar. Saygılar. Latif Bey şöyle bir Toroslara doğru gidelim mi? Gavur Dağı'na doğru şöyle bir uzun hava. Barak hocam. Bir barak iyi olur yani. Tabii, bir şey barak. Sormak istiyorum mümkün varsa. Şimdi bir eseriniz var gerçekten o da çok güzel. Aynı havası Hasan Ağam'ı andırıyor. Evet zaten. Ama onun bir değişiği. Şimdi onun ben yani değerli keman ustamız Hasan Çiftçi için yazılmıştı o parçada. Evet. Sevgili yine değerli kardeşim. Evet şey Cahit Bey'in yazdı. Hani ondan yazdığı. Da bir açıklama olursa hiç bari bilgilendirmiş oluruz vatandaşlarımızı. Şimdi biz 6 tane arkadaşımız vefat etmişti. Yani birlikte büyüdüğümüz. Allah onlara da yani gani gani şey rahmet Allah eylesin. Allah rahmet eylesin. Ben onu yazarken Hasan Ağam türküsü zaten önce vardı. Evet. O duygularla yazmıştım. Yani okurken de öyle algılamıştım. Ne ettiysem o uzun havayı farklı bir uzun hava şekilde okuyamadım. Yani müzik yine Hasan Ağam da olay ki tarz gibi. Fakat içindeki yazılanlar o 6 kişinin önüne yani üstüne yazdığımız eserde 11 kıtaydı o. Biz 2 kıta okuduk bir de şiir yaptık. Şimdi Hasan Bey de bizle beraber. Biz onların elinde büyüdük. Allah rahmet eylesin. Hasan Çiftçi çok büyük bir değerli ustamız evet. olabilir. Yani Hasan Ağam ve 6 ahbap. İkisinin müzik tarzları aynı fakat aradaki sözler değişik. Sevgili Cahit abimizin yazmış olduğu bir eserdi o da. Evet. 6. Biz Allah rahmet eylesin diliyoruz. Kalanlara da sabırlar versin diyoruz yakınlarına. Evet bu güzel uzun havamızı, barak havamızı bütün gavur dağlarına armağan etmek istiyoruz. Ayrıca gizlilerden Sayın Zeki Bey'e ve ayrıca Gazi İlköğretim ve Ortaokul Müdürümüz Sayın Bahri Dağlı Beyefendi'ye armağan etmek istiyoruz. Ve bizleri izleyen herkese gelsin diyoruz. Balagunduran'ın sahibi Sayın Salim Bey ve Bekir Bey'e de armağan etmek istiyoruz. Evet buyurun. Değerli ustam çok... Biz şöyle kemana güzel bir ses Evet, çok güzel bir uzun hava altı ahbap. Ayrıca bu altı ahbabı sevgili Ömer, Selamet, Hasan, Aslan Baba'ya ve tüm orada ismini açıklamadım. Oradaki esnaf arkadaşlarına gelsin, Hakan'a. Thank you.
Hacı Felek acım, 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 kıyma canlara vay. Küçük yavrular baban isterse, ne derim onlara muyu? Cenazeler sıra sıra dizildi. Bütün canlar hep bir oldu, üzüldü. Gözlerimizden kanlı yaşlar süzüldü. Etme felek, etme, alma canların. Muradı gözlerinde kaldı onların. Etme, etme felek, etme kıyma canlara. Küçük yavrular, küçük bebeler, yavrular. Baba isterse ne derim onlara? Ne derim gerçekten çok hüzünlendik, çok da güzel olmuş.